أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Arkadaşlar geçen hafta başlatmış olduğumuz derslerin ilkinde dinin yegane kaynağının Kur'an olduğu şeklindeki iddiayı tenkit etmiştik. Bu iddianın açmazları üzerinde, bu iddianın peşi sıra getireceği problemler üzerinde kafa yormuştuk, konuşmuştuk. Ve bunların benzerlerinin ileriki haftalarda bu mecliste tenkit edileceği ve irdeleneceği sözünü vermiştik. Bu dersimizde de tıpkı o derste konuştuğumuz üzere bunu yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi önümüzde bulunan kitabın yani uydurulan din ve Kur'an'daki din isimli kitabın aslında hiçbir ilmi kıymetinin olmadığını, ilmi bir kıymeti haiz olmadığını söylemiştik. Fakat günümüzde özellikle halkımızın sokağın dilini kullanmış olması ve Kur'an ayetlerini bir takım lasları kullanarak hakikaten başarılı bir manipülasyona imza atması sebebiyle bu kitabın iddialarına cevap vermenin bugünkü meselelerin, müşkillerin ciddi anlamda halledilmesine yardımcı olacağını düşündük. Onun için bu kitaptaki bulunan iddiaları cevaplama gayretini güdeceğiz, güdüyoruz. Şimdi bugünkü dersimizde başlığımız Kur'an akılla çelişmez başlığı. Bu iddiaların bize yabancı gelmediğini, çok tanıdık olduğunu biliyoruz. Çünkü bugün artık bu iş o raddeye geldi ki bir markete girsek veyahut da herhangi bir esnafla birlikte karşılaşsak yahut halkımızın herhangi bir ferdiyle konuşsak artık bunları altı boş olsa da, altını dolduramayacak olsa da dillendirdiğini görüyoruz. Kur'an akılla çelişmez. Kur'an akıl ne diyorsa onu diyordur şeklinde insanlar bunu dillendiriyorlar. Dolayısıyla kitap da tabii ki Kur'an ayetlerini kullandığı için, Kur'an ayetlerini kendi isteği doğrultusunda tevil ettiği için, hatta tahrif ettiği için bir iki ayetle konuya başlamış. Şüphesiz yeryüzündeki hareket eden canlıların Allah katında en kötüsü aklını işletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir ayeti Enfal 22. Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır ayeti Yunus suresi 100. ayet. Bu ayetleri zikrediyor. Dolayısıyla bu ayetleri aslında kime uyarlıyor? Bize uyarlıyor. Yani biz aklımızı kullanmıyoruz. Cenab-ı Hak da bizim gibi insanlar için, ehl-i sünnet ulema için bu ayetleri inzal buyurmuş. Bunu demeye getiriyorlar. Açıkça da bunu diyorlar zaten. Sonra İddia şu, Allah'ın yolu akıl ve vicdan yoludur. Allah'ın beğenmediği canlı tipi gerçeğe karşı sağır olan ve aklını işletmeyen insanlardır. Bunlar Allah'ın diğer canlılardan ayırt edici özellik olarak verdiği aklı kullanmadıkları için Allah'ın sayısız delilini görememektedirler. Kur'an'ın anlattığı dini anlamayanlar, dini dogmalar, hurafeler, içinden çıkılması ve uygulanması mümkün olmayan zorluklar sistemi olarak göstermişlerdir. Bu tavırlarıyla da yüz milyonlarca kişiyi dinden uzaklaştırmışlar. Hatta birçok insanı dinsizliğe sürüklemişlerdir. Kur'an'ın anlattığı İslam'ı bu geleneksel, zorlaştırılmış, mantıksızlaştırılmış dinden ayırt etmek bu yüzden çok önemlidir demiş ve cümleyi tamamlamış. Şimdi iddiayı az çok anladık. Arkadaşlarımızın müşteki oldukları, şikayetçi oldukları konu bizim
dini akıl sahasından uzaklaştırıyor oluşumuz. Kur'an'ı akıl havzasında anlamak varken, Kur'an bütün akla uygun olan şeyleri vaz etmişken, bizim Kur'an'la amel etmeyip, efendim işte sünnet veyahut da mezhep uleması gibi bir kısım referanslar üzerinden hareket etmemiz insanları dinden uzaklaştırıyor. Hatta birçoklarının ateist, deist olmasını sağlıyor. Buna sebebiyet veriyor diyor kitap. Şimdi arkadaşlar, bu mevzuyu, bu iddiayı irdelememiz gerekiyor. Her şeyden önce bu iddiaya başlarken şu soruyu sormamız gerekiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim bize akledin diyor mu? Diyor. Peki nasıl bir akletme? Bu noktayı irdelememiz gerekiyor bu soru üzerinden. Nasıl bir akletme? Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bize 49 yerde akıldan bahsettiğini görüyoruz. Bunların belki biri müstesna, diğerlerinde muzari sıygasıyla beraber akıldan bahsediyor, akletmekten bahsediyor. Muzari sıygasıyla birlikte bahsetmesi, burada bir fiilin işlevsel hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapmış oluyor. Yani mücerret bir akıl değil, bilakis fiil haline getirmek, aklı kullanmak, akletmek. Kur'an bizi böyle bir şeye davet ediyor. Peki, şunu ifade etmiş olalım. Kur'an-ı Kerim fiil sıygasıyla beraber sadece akletmeyi bize emretmiyor, tavsiye etmiyor. Bilakis başka ibadetleri de tavsiye ediyor. Mesela bir misal verecek olursak, namaz. Kur'an-ı Kerim bize akimus salah, namazı ikame edin der. Namaz bir emirdir. Namazı ikame edin. Ayağa kaldırın, dosdoğru kılın der. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda namazı nasıl kılacağımıza yönelik en ufak bir detay göremeyiz. Evet, ya eyyühellezine amenur ke'u vescudu ve'budu rabbekum gibi ayetler vardır. Rükû etmek, secde etmek gibi noktalara vurgu yapan ayetler vardır. Fakat namaz denen şeyin, salatın ne olduğuna dair en ufak bir detayı göremeyiz. Efendim, namaz şöyle kılınacak diyenlere de baktığımızda muhtelif Kur'an ayetlerini harmanlayarak kendi içtihatlarını, kendi Kur'an'dan anladıkları manayı aslında ortaya koyduklarını görüyoruz. Kur'an iki veya üç kişinin ihtilaf etmeyeceği şekilde namazın ne olduğunu çok sarih bir şekilde açıkça ortaya koyan bir ayet indirmemiş Cenab-ı Hak. Böyle bir ayet yok. Ne yapacağız peki? Ne yapacağımız ortada. Namazı nasıl kılacağımızı bize Peygamber aleyhissalatu vesselam sallu kema ra'aytumuni usalli, beni nasıl namaz kılıyorken görüyorsanız aynı o şekilde namaz kılın buyurarak ifade etmiş. Yani Hazreti Peygamber'i bakacağız, onu göreceğiz ve o nasıl namaz kılıyorsa biz de öyle namaz kılacağız. Bu bir emir, Kur'an'ın emri. Öyleyse akledin ifadesi için de farklı bir hususiyet, mevzu bahis değil arkadaşlar. Akledin ifadesi için de aynı şey geçerli. Yani akledeceğiz. Nasıl akledeceğiz? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam nasıl akletmemizi istiyorsa, Hazreti Peygamber nasıl akledeceğimize yönelik bize yol göstermişse, o minvalde, o istikamette akledeceğiz. Bunun şimdi gerekçelerini ortaya koymaya gayret edeceğiz. Niçin? Çünkü arkadaşlar, akıl demiş olduğumuz şey çok izafi bir şey. Şimdi biraz gerekçelendireceğiz bu konuyu. Çok izafi bir şey, çok göreceli bir şey. İslam uleması, bizim usul ulemamız, kitaplarımıza baktığımızda, usul kaynaklarımıza baktığımızda bize şu cümleyi kuruyorlar. El-aklu hüccetun şer'iyyetun. Akıl şer'i bir hüccettir. Usul ulemamız zaten bunu söylemiş. Akıl bir hüccettir. Bizim ulemamızın dışladığı, bizim ulemamızın kapı dışarı yapmış olduğu bir şey değil. Sıklıkla kullandıkları bir şeydir. Fakat bunu yaparken ulema, işte Allah ve Resulünün tayin etmiş olduğu çizgiyi aşmamaya çok özenle riayet etmişlerdir. Bu çizgi aşılmayacak. Bakınız, mesela Kant'ı biliyorsunuz, meşhur. Bu adam işte akıl yürütme üzerinde çok ciddi anlamda
felsefeler üretmiş, duayen bir adam kendi sahasında, birçoklarının tabii kabul etmiş olduğu, hatta bazılarının tartışmasız kabul ettiği bir adam. Bu adamın nihai olarak varmış olduğu sonuç şu: İlim, bilim başka bir şeydir, iman başka bir şeydir. Bunları tasdif etmemiz lazım. Yani bunları ayrı havzalarda değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla bilimle imanı birbirine katmak ve bunları birbirinin alanında kullanmak doğru olmaz der. Buradan görmüş olduğumuz gibi böyle bir felsefeye, böyle bir sonuca varıyor. Ama bizim ulemamız bunu yapmaz. Bilakis ulema aklın yegane kaynak olmadığını, aklın her şeyi anlayamayacağını, idrak edemeyeceğinin altını çizmiş, bunu söylemiş. Ve mesela Allah Teala'nın sıfatları konusuna bak. Şimdi açık konuşmak gerekirse Allah Teala'nın sıfatları ulema tarafından akılla birlikte anlaşılabilecek bir zeminde mi incelenmiştir? Hayır. Allah'ın sıfatları akılla anlaşılabilecek bir şey değil. Aklın, beşerin, idrakinin ötesinde bir şey. Beşer takatini aşıyor bu. Değil mi? Dolayısıyla bu ulema tarafından aklın üstü sayılmış bir şey. Fakat bunun böyle olması ulemayı tam anlamıyla aklı bertaraf etmek, aklı reddetmeye götürmemiş. Ne yapmış? Ulema demiş ki kardeşim bu zeminde aklın herhangi bir tesiri yok. Fakat Allah'ın varlığına yönelik akli deliller getirmişler mi? Getirmişler. Getirmişler. O zaman bu bize bir şey gösteriyor. Ulemamız aklı belli bir dengede, bir ölçüde kullanmışlar. Akla bugünkü materyalist felsefenin yaptığı gibi beşer üstü, hatta işte kabiliyetinin üstünde bir güç atfetmemişler. Hayalci olmamışlar yani. Aklın çözemeyeceği bir şey yoktur dememişler. Denmez. Bu ispat edilemeyecek bir iddiadır. Nitekim sizin önünüze somut örnekler koyduklarında göreceksiniz ki aklın çözemeyeceği bir değil birçok şey vardır. Bunları hala aklen çözemiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Öyleyse hayalci olmamış ulemamız. Dolayısıyla aklın kullanılabileceği yerde son raddesine kadar aklı kullanmışlar. Kullanılamayacağı yerlerde de efendim teslim olmuşlar, iman etmişler. Ve dolayısıyla bize aslında aklın nasıl kullanılması gerektiği yönünde bir metot çizmişler, usul çizmişler. Şimdi şunu ifade edelim. Şu konuya dönüyorum, şu noktaya. Şimdi arkadaşlar, konu şuydu. Akıl göreceli bir şey dedik, izafi bir şey. Ne demek bu? Şimdi İmam Maturidi rahimehullah, Kitab-ı Tevhid'inde çok önemli bir noktanın altını çizer. Tevilatta da vardır bu. İnsanın çevresinden, yetişme tarzından ve elde etmiş olduğu bilgilerden, beslenme kaynaklarından etkilenerek aklının yönlendirilmesinden bahseder. Yani bir insan genellikle aklını, çevresi, beslenmiş olduğu kaynaklar ve etkilenmiş olduğu bir takım unsurlara göre çalıştırır. Bu çok önemli bir şeydir. İşte aklın göreceliğinin kaynağı zaten burasıdır. Yani bir insan tamamen materyalist felsefeden besleniyordur. Dolayısıyla onun aklı o parametrelerle birlikte çalışıyor. Ve böylece kendince akıl yürütüyor ve bir neticeye varıyor. Başka bir insan başka bir felsefeden hareketle mevzuya bakıyor. Dolayısıyla başka bir neticeye varmış oluyor. O zaman şimdi burada ifade edilen iddia, burada ortaya konulan iddia ciddi anlamda sıkıntıya giriyor. Neden? İşte Kur'an'ı akılla birlikte, dini akılla birlikte anlamamız lazım. Tamam da işte tekrar aynı soru geliyor. Hangi akıl? Kimin aklı? Bunların kendi aralarındaki mevzulara baktığımızda bile aynı iddia ekseninde ihtilafa düştüklerini görüyoruz, değil mi? Belki Kur'an'dan yola çıkmış oldukları birçok meselede kendi içlerinde de ihtilaf halindeler. Bu bize bunu gösteriyor. Yani Kur'an'ın akledin dediği, Kur'an'ın akıl demiş olduğu şey
insanın çevresinden etkilenerek veyahut da kendince yürütmüş olduğu akıl değildir. Şu noktayı mutlaka ıskalamamamız gerekiyor arkadaşlar. Kaf suresinde Cenab-ı Hak bir şeyden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ile alakalı ibret alma noktasına değinirken bir şeye değiniyor. O da şu, estağfirullah. İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbun. Bu Kur'an'da diyor, kalbi olan için elbette bir ibret vardır, bir öğüt vardır. Ev elka sem'a veyahut da kulak veren için. Mustafa Sabri Efendi Mevkıful Aklı'nda bu ayeti kerimeyi zikreder ve bu bağlamda der ki, Kur'an'ın bize göstermiş olduğu akletme usulü kalp ile beraber olandır. O zaman Kur'an bize derdi ki, akledin, mücerret bir akıldan bahsederdi. Burada kalpten bahsediyor. Bu bize bir şeyi gösteriyor. Akılla kalp beraber yürüyecek. Akılla manevi işte dünya beraber yürüyecek. Böylelikle Kur'an'ı anlamış olacağız. Fakat burada bize tavsiye edilen akletmenin böyle bir şeyi yani böyle bir şeyden bahsetmediğini görüyoruz. Yani kalp yok. Sadece bir akıl var, akletme var. Bu birinci nokta. İkinci nokta, Kur'an'ın akla değinme sadedinde zikretmiş olduğu ayetlere baktığımızda bize bir akıldan bahsediyor. Nedir o akıl? Lüb. Lüb olan akıl. Yani inne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari le ayatin li ulil elbab. Lüb'dür bunun müfredi, elbab cemisi. Peki nedir lüb? Lüb olan akıl nedir? İşte her türlü şekten, şaibeden, çevresindeki saiklerden etkilenmeden, zamanın işte putlaştırmış olduğu bir kısım sloganlardan tesirlenmeden, sırf Allah için kalple beraber çalışarak yani hakikatleri bulmaya talip olan akıl, lüb budur. Kur'an bize kendi ayetlerinden ibret alacak olan aklın lüb olan akıl olduğunu söylüyor. Aslında bu ayeti kerime her şeyi ortaya koyuyor. Yani her akıl değil, lüb olan akıl. Bu türlü saiklerden tecrid edilmiş, soyutlanmış, temizlenmiş olan akıl Kur'an-ı Kerim'den hakkıyla beraber ibret alabilir. Bu olmadığı zaman hani diyoruz ya Kur'an akla muhalif bir şey getirmez. Şimdi bir misal zikredelim. Günümüzün şartlarını düşünün, günümüzün çalışma mantığını düşünün. Materyalist felsefenin ciddi anlamda hakim olmuş olduğu günümüz ahvalini bir düşünün. Ve bu ahvalde şöyle bir manzara ortaya koyalım. Siz cihattasınız. Cihat, yani Kur'an'ın emretmiş olduğu bir şey. Estağfirullah ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Kur'an'ın emrettiği bir şey. Bu cihadı yapıyorsunuz, bir ibadet, hatta bazı rivayetlerde en faziletli ibadet olarak yer alıyor. Bu ibadeti icra ederken bir soru soruyorsunuz kendi kendinize. Bizim namaz diye bir mükellefiyetimiz de var. Cenab-ı Hak bize namazı farz kılmış. O zaman bu cihat farizasını yerine getirirken sizin canınız söz konusu, her an canınızdan olabilirsiniz, düşmanla çarpışıyorsunuz ve büyük bir ibadet. Bu ibadeti icra ederken namaz kılacak mıyız, kılmayacak mıyız sorusunu bugünün zihniyetiyle, bugünün aklını gözünüzün önüne alarak kendinize bir sorun. Bugünün aklı nasıl çalışacaktır? İbadet yapıyoruz, cihad ediyoruz, düşmanla karşı karşıyayız, canımızın gitme tehlikesi var. O zaman Kur'an bize bir şey söylüyor. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Kendinizi ellerinizle beraber tehlikeye atmayın. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ Tedbirinizi alın. Aklınızı kullanın. Canınızı tehlikeye atmayın. Can çok önemli bir şeydir diye. Şimdi biz bir akıl yürütüyoruz. Dolayısıyla bu akıl yürütmemizin akabinde bir neticeye varıyoruz. Nedir o? Ya kardeşim cihat ediyorsak o zaman namaz mükellefiyeti vesaire diğer mükellefiyetler, sorumluluklar bizden düşmüştür. Bu bir akıl mı? Akıl. Akıl yürütmektir. Hatta bakın Kur'an ayetleriyle beraber de bunu destekledim.
Can söz konusu ya. Allah bizden önce canımızı muhafaza etmemizi mi ister, yoksa işte namaz kılmamızı mı ister? Elbette canımızı muhafaza etmemizi ister gibi bir akıl yürütmeyle cihat ederken namaz farizasının bizden düşeceğini, çünkü şu anda da zaten bir ibadetle, hatta en faziletli ibadetle meşgul olduğumuzu öne sürebiliriz. Fakat gel gör ki Kur'an ve vahiy bunu söylemiyor. Ne diyor vahiy? Estağfirullah. وَإِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ diye devam ediyor ayet. Yani cihatta olsanız da, savaşta olsanız da namaz farizası sizden düşmüyor. Kılacaksınız. Nasıl kılacaksınız? İşte orada usulü anlatılıyor. Orduyu ikiye böleceksiniz. Biri imam olacak. Bir bölük gidecek, namazını bir rekat kılacak. Tekrar cepheye gelecek. Bakın vahiy böyle bir şey. Yani böyle bir durumda, ya can söz konusu olan durumda ibadet ne olmaz? Söz konusu olmaz demiyor vahiy. Kılacaksınız diyor. Bırakın cihadı arkadaşlar. Bugünün zihniyetine baktığımızda çalışmak ibadettir diyor, değil mi adam? Çalışmak ibadettir. Rızık temin etmek, ailene, çoluk çocuğuna bakmak, maişetini temin etmek ibadettir. Onun için bu da bir ibadet olduğundan dolayı namaz kılmaya gerek yok veyahut da namazları akşam kazasını kılabilirsin diye fetva veriliyor. Peki böyle çalışan bir kafa cihad için haydi haydi söylediğim istikamette çalışmaz mı? Çalışır. Nasıl olacak şimdi? Bu bir akıl yürütmektir. İşte Kur'an'ı akıl zemininde anlamaktır. Şu örnek bize bir şeyi gösteriyor arkadaşlar. Aklı vahyin üstüne taşıdığımız zaman kendi aklımızı, kendi düşünce dünyamızı vahyin ötesine taşıdığımız zaman Allah'ın muradının dışına çıkmamız an meselesidir. Ki bunun örneğini size verdim. Kendi aklımızla bir şey buluyoruz fakat bakıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ayet bunun tam hilafına. Demek ki akıl yürütmemiz lazım, aklımızı çalıştırmamız lazım iddiası dillendirildiği kadar kolay ispat edilebilecek, her şeyi halledebilecek bir iddia değil. Şu noktaya geliyoruz şimdi buradan hareketle. Şimdi akletme dedik. Akletmemiz lazım. İşte akletmeyi mutlak anlamda anladığımızda mevzu bir. Şeytanın cennetten kovulma kıssasını hatırlayın. Neydi o kıssa? Adem Aleyhisselam'ı yarattı Cenab-ı Hak. Değil mi? وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Meleklere dedi ki Adem'e secde edin. Ettiler. İblis secde etmedi. Eba ve stekbara. Karşı çıktı, isyan etti ve kibretti. Durum bu. Peki gerekçe olarak ortaya ne koydu? Ortaya şunu koydu. Dedi ki, halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın dedi. Bu bir akletme mi? Evet. Şeytan akletti, aklını kullandı. Bu neticeye vardı. Böyle bir şey çıkardı. Kendinin ateşten yaratılmış, Adem Aleyhisselam'ın da topraktan yaratılmış olması sebebiyle ona secde etmesinin doğru olmayacağı sonucuna vardı. Peki delili ne? Aklı. Aklını kullandı. Bu bir akıl yürütme. Diğer bir husus, mesela Saat suresinin başına bakın. Müşrikleri kınıyoruz şimdi. Burada bir dahaki derste gelecek taklit meselesi. Müşrikleri kınıyoruz elbette. Batıl üzereydiler. Tamamen batıl bir itikatla birlikte kendi yollarına inatla devam ettiler. Peki bundaki delilleri neydi? Bir delilleri akıldı arkadaşlar. Niçin? İşte demin söylediğim İmam Maturidi'nin tespitini unutmayalım. Neydi o tespit? Yetişme tarzı, çevresinin kendisine telkin etmiş olduğu bir kısım ezberci cümleler ve beslenmiş olduğu kaynaklar vesilesiyle aklının teşekkül etmesi, şekillenmesi vesilesiyle artık aklını o eksende kullanmaz. Mesela müşrik öyle bir ortamda doğmuş ki ilahlar var, bir ilah, tevhid inancı yok,
ilahlardan medet beklemek gerekir. İmanın bir gerekçe, gereğidir. Böyle bir itikatla birlikte doğmuş ve böylece tevhidi telkin eden, tevhide çağıran bir peygamber geldiğinde müşrikler ne diyor? Sa'd vel Kur'ani zikr ve acibu en ca'ahum munzirun minhum ve qala el kafirun hada sahirun kezzab. Şaşırdılar kendi içlerinden bir uyarıcı geldiğinden dolayı ve dediler ki bu tam bir sihirbaz ve çok yalan konuşan biridir. Niye? Bakınız gerekçeye. اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Yani bizim yıllardır babalarımızdan, dedelerimizden görmüş olduğumuz inanç, yerleşmiş olan inanç, ilahlar inancı. Bu ilahların tamamını yerle bir ediyor, bu ilahların tamamının olmadığını söylüyor, bir tek ilah olduğunu söylüyor. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Acayip bir şeydir dediler. Ne demek acayip bir şey? Muhalifun lil akl. Akla muhalif. Kabul edilemez böyle bir şey. Yani müşrikler şirk inancını devam ettirirken, müşrikler şirk inancı üzerinde ısrar ederken aslında kullanmış oldukları delil neydi? Akıl değildi. Akıllarıydı. O zaman burada bir tasnif yapmamız gerekir. Akıl başka bir şeydir. Akıllar ayrı bir şeydir. Bu arkadaşların çağırmış olduğu şey Kur'an'ı akıllara göre anlamaktır. Akla göre değil. Akıl bambaşka bir şey. Çünkü işte eğer bu noktayı böyle anlamazsak müşrik de akıl yürütüyor ve böyle belli bir neticeye varıyor. Mesela yine Velid bin Mughire'yi düşünün. Cenab-ı Hak onu nasıl anlatıyor? Müddessir suresinde Estağfirullah innehu fekkere ve kadder. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Bakın Allah Teala diyor ki اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ. Teksir var biliyorsunuz. O çok düşündü. وَقَدَّرَ ve takdir etti. Bir ölçü koydu, düşündü, taşındı, aklını kullandı ve belli bir ölçü koydu. Fakut ile keyfe katter. Kahrolasıca, ölesice nasıl da ölçtü biçti. Böyle ölçme biçme mi olur diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bakın, buradan Velid bin Mughire'nin ölçüp biçmesi var. Bir şeyleri ölçüp biçmiş, düşünmüş, taşınmış kendince, kibrini de ortaya koyarak. Fakat Allah Teala diyor ki fakut ile kahrolasıca bu nasıl bir ölçüp biçmedir? Bu nasıl bir akıl yürütmedir? Bu nasıl bir düşünmedir? Çünkü bu düşünce onu nereye götürmüş? İn hâzâ illâ kavlül beşer sonucuna getirmiş. Mantık bu. Yürütmüş olduğu mantıktan böyle bir neticeye varmış. Bu ancak ve ancak bir beşer sözüdür. Sonucuna varmış. Bu bir akıl yürütmektir. Değil mi? Ya nasıl bir akılın peşinde olduğumuza dair misal üzerinden gidecek olursak. Mesela yine Übey bin Halef'i düşünün. Yasin suresinde bununla ilgili ayeti kerime gelmiştir. Ne deniyor orada? Übey bin Halef Efendimiz'e geliyor. Mezarı eşeleyip de kabri eşeleyip bulmuş olduğu birkaç çürümüş kemiği getiriyor. Onları elinde böyle ufalayarak diyor ki men yuhyil izame ve hiye ramim. Şu kemikler çürümüşken bunları tekrardan kim diriltecek? Böyle bir şey olur mu diyor ya. Hatta başka ayette ne diyor müşrikler? İza müzziktum kulle mümezzakin, değil mi? İnnekum lefî halkin cedid diyen kişiye eftera alallâhi keziben enbihi cinne. Bu ya Allah'a iftira ediyor diyorlar ya da bunda bir delilik var, cinnet var. Mecnun bu. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey akla muhalif diyorlar. Böyle olunca arkadaşlar buradan nasıl bir şey ortaya çıkmış oluyor? Demek ki biz akla çağırdığımızda birisi de çıkar bize böyle örnekler sunarsa derse ki ya tamam akıl da kardeşim işte müşrik de bir insan, müşrik de
yani kendince akıl yürütüyor ve böyle bir itikada ulaşmış, böyle bir inancı benimsemiş. Ne yapacağız? İşte o zaman bu akıl denen şeyi sorgulamaya başlayacağız. Mesela biz şimdi burada kurulan cümle ne? Kur'an akılla çelişmez. Başlık böyle atılmış. Kime göre? Bu soruyu sormamız lazım. Kime göre? İşte demin verdiğim misalleri düşünün. Demin verdiğim misalde vahyin getirmiş olduğu hakikatler müşriğin, şeytanın aklıyla çelişti. Onu kabul edemedi. Kur'an akılla çelişmez dediğimizde elbette biliyoruz ki siz Kur'an'ı yegane kaynak olarak kabul ettiğiniz için size göre Kur'an akılla çelişmiyor. Yani sizin aklınızla çelişmiyor. Bize soracak olsanız Kur'an ve sünnet ve mezhep ulemasının vaz etmiş olduğu hükümler akılla çelişmez. Bunların akli izahı vardır. Bakın bu bir akıl. Yani biz kendi havzamızda bunu akli bir zemine oturtuyor muyuz? Oturtuyoruz. Bunu bizim aklımız sindiriyor mu? Sindiriyor. Sünneti kabul eden kişi için herhangi bir hadisin aklen anlaşılabilme, izah edilebilme imkanı var mı? Var. Kur'an'ı, sadece Kur'an'ı kabul eden için sünnet için böyle bir şey söz konusu değil. Bir hadis olduğu zaman da velev ki o hadisi aynı mantıkla anlayabileceğiniz bir ayet bile olsa o ayeti mantıken izah ediyor. Ya hadis de aynı mantıkla izah edilebilir dediğinizde hayır efendim o akla muhaliftir. İşte bu taassup. İmam Maturidi'nin sözünü hatırlayın. Bu İmam Maturidi'nin aklın böyle bir kabiliyeti olduğuna yönelik yapmış olduğu tespiti doğrulayan bir şey. Evet. Mesela Kur'an akılla çelişmez. Şimdi bugünün sloganlarını, ateistlerin iddialarını, bilim yani bilimin bu şekilde yaygınlaşmasını ve bilimin ortaya atmış olduğu ve tartışılamaz kabul ettiği naturalist felsefenin vaz etmiş olduğu amentü kurallarını filan bir düşünün. Ve bu bağlamda bu zihniyete karşı ateist bir zihniyet itiraz sadedinde şöyle bir şey söylese. Kur'an akılla çelişmez mi diyorsunuz? Evet. Peki şunu izah edin bakalım. Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki estağfirullah ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدْتُ قَسْوَ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ Tamam, burayı anladık. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشَّتِ اللّٰهِ Yani öyle taşlar vardır ki diyor Cenab-ı Hak, taş, kaya, öyle kayalar vardır ki Allah'a karşı duymuş olduğu haşyet duygusundan dolayı, yani Allah korkusundan dolayı yuvarlanır, düşer, iner. Siz bugünkü bilme, bugünkü ateist zihniyetli bilme, aklı nihai zirvede kullandığını iddia eden bu anlayışa, dağdan düşen veya farklı bir yerden aşağıya doğru yuvarlanan bir taşın Allah korkusundan dolayı düştüğünü izah edebilir misiniz? Soruyorum. Herhangi bir ateiste bunu nasıl izah edeceksiniz? Kur'an akılla çelişmez diyorsunuz ya, İşte biz de diyoruz ki kime göre? Evet, size göre de çelişmez, bize göre de çelişmez ama bir ateist çıkıp efendim yani hayır efendim Kur'an'da akılla çelişen bir sürü hükümler vardır, ayetler vardır. Alın size bir ayet bu. Bunu siz bize izah edemezsiniz diyecek. Çünkü ateizmin yegane beslenmiş olduğu temel felsefi akım nedir? Materyalizmdir. Ateizm eşittir materyalizm. Maddeyi yegane hakikat olarak görmek, yegane gerçek olarak görmek, madde dışı metafizik aleme dair hiçbir şeyin olmadığını ve tamamının hayalden ibaret olduğunu savunmak. Ateizm bu. Bugünkü bilimin erkini tutan zihniyet de bu anlayıştadır. Bunu nasıl izah edeceksin? 2. Kur'an-ı Kerim'de mesela Musa Aleyhisselam'la alakalı bir kıssa anlatılır değil mi? İşte o dönemde yaşayan bir insan ölüyor. Sonra Cenab-ı Hak
onun katilinin nasıl bulunabileceğine yönelik onlara bir vahiy ile beraber bir çözüm inzal buyuruyor. Neydi o? Fakul nadribuhu bi ba'dihâ. İnek, ineğin bir kısmıyla, işte kuyruk kısmıyla beraber o adama ne yapın? Vurun. Kezalike yuhyillâhul mevtâ ve yurîkum âyâtih. İşte ölüleri Cenab-ı Hak böyle diriltir diyor. Şimdi soruyorum. Bir ineğin kuyruğuyla beraber ölü bir insana vurulması ve o insanın da dirilmesi, kendisini kimin öldürdüğünü haber vermesi. Bunu izah edebilir misiniz? Ateist birine bunu izah edebilir misiniz? Nasıl izah edersiniz? Tahrif ederek. Yani onların izahlarını az çok görüyoruz. Ateistlere, din düşmanlarına, bugünkü materyalizm zihniyetine yaranabilmek için, yok aman canım şöyle değil böyle değil diyebilmek için konunun son bölümünde oraya da değineceğim. O zihniyete dair de birkaç örnek vereceğim. Kur'an-ı Kerim'i nasıl tahrif ettiklerini, aslında bugün ateist zihniyetli bilimi vahye tercih ettiklerini, öncelediklerini görüyoruz. Diğer bir misal. Biyolojik olarak bugünkü biyolojik kurallarını, kanunlarını düşünün. İnsan nesli anne ve babanın bir araya gelmesiyle beraber çoğalan bir nesil. Bu biyolojik olarak hiç ıskalanmamış, istisnası olmamış olan bir kural. Peki İsa Aleyhisselam'ın babasız dünyaya gelmesi, Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا, biz ona ruhumuzdan üfledik. Ve böylece Meryem Aleyhisselam da diyor ki inni a'udhu bir rahmani min kunte in kunte takiyya lem yemsesni beşerun diyor, değil mi? Bana hiçbir beşer dokunmadı bile. Nasıl benim keyfe yekunu li gulam, benim nasıl çocuğum olabilir ki? Bunu nasıl izah edeceksiniz? Keza bugünkü eşya arasındaki mantığı ve tabiat kuralları demiş oldukları şeyleri düşünün. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması hadisesi. İbrahim Aleyhisselam'ı tutuyorlar, ateşe atıyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kulna ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. Biz ateşe dedik ki soğuk ol, selamet ol, İbrahim'i yakma dedik ve yakmadı. Yine Ashab-ı Kehf'in mağarada 309 yıl uyumuş olması. Ve lebithu fi kehfihim 300 sinine ve zdadu 9'a. 309 yıl mağarada kalıyorlar efendim ve ölmüyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Daha sonradan ne oluyor? Onları ve kezalike ba'athnahum liyetesaelu beynehum, aralarında mübahese etmeleri için, birbirlerine bir şeyler sormaları için onları dirilttik. Yani ölüm yok ortada. 309 yıl sonra uyanıyorlar. İşte bunlar arkadaşlar bize bir şeyi gösteriyor. Kur'an akılla çelişmez denilen iddia aslında işte Kur'an'ı yegane kaynak olarak kabul eden kişilerin sünneti inkar edebilmek için kullanmış oldukları altı boş bir iddia. Yani burada şöyle bir manzara karşımıza çıkmış oluyor. Bir, Kur'an, sadece Kur'an'ı kaynak olarak kabul eden kişilere göre sadece Kur'an akılla çelişmez. Sünnet ve Kur'an'ı beraberce kaynak olarak kabul eden kişilere göre Allah Resulü'nün sözleri de akılla çelişmez. Bakın başka bir akıl modeli çıktı ortaya şimdi. Bunun içerisine tabi mezhep ulemasının içtihatlarını da kattığımız zaman da bunların da aklen izahları olduğuna göre bunlar da akılla çelişmez. Beri tarafta bir ateiste göre bütün bunların tamamı akla muhalif. Bakın bir akıl çeşidi daha. Müşriye göre tevhid ilkesi tamamen aklın dışında, aklın reddedeceği bir ilkedir. Şeytana göre Allah'ın emrini dinleyip de topraktan yaratılmış olan bir beşere secde etmek aklın kabul edebileceği bir şey değildir. Doğru değildir. Ben size kaç tane akıl modeli çıkarttım. Çıkıyor yani. Bunlar şimdi ortaya çıktı burada. Belki 5 tane 10 tane akıl modeli çıktı ortaya. Bunun çok daha fazla tekfir edilmesi, çoğaltılması mümkün. O zaman geliyorsunuz ayete. Efela ta'kilun. Akletmiyor musunuz?
Değil mi? Sonra ve yec'alullahu rizse alellezine la ya'kulun. Allah Teala akletmeyenlerin üzerine rüsvaylık atar. Akledin ayetine geliyorsunuz ve önünüzde şu anda 6-7 tane seçenek var. Somut bir şekilde önünüze sundum. Soruyorum. Efela ta'kulun bu akıllardan hangisine hitap ediyor? Hangisi? Çünkü hepsi aklettiğini söylüyor. Hepsinin iddiasının mesnedi akıl. Fakat bu akılların hepsinin farklı bir neticeye ulaşması gibi bir garabet var ortada. O zaman şunu söylemek durumundayız arkadaşlar. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı, yapamayacağı bir şeyi teklif etmez, yüklemez, sorumluluk olarak vermez. Allah akledin demişse nasıl akledileceğini göstermiştir. Nerede peki? Nerede göstermiş? İşte Kur'an ve sünneti sahih bir usul ve menheç mahiyetinde incelediğinizde bunu idrak etmeniz mümkün, buna ulaşmanız mümkün. Ve ulemamız bunu yapmış. Geçen derste ifade etmiştik. Yani ilk asırlardan itibaren sahabe ve tabiun sonrasındaki efendim İslam uleması bunu yapmış. Dolayısıyla yeni bir şeyler aramanın, yeni arayışların içine girmenin bir anlamı yok. Yeni arayışlar içerisine girmek, işte ifade ettiğimiz gibi asrımızda, zamanımızda ortaya çıkan söylemlerin altında boğuluşumuz, ezilişimizden kaynaklanan bir refleks aslında. Bunlara karşı mukavemet gösteremiyoruz. Dolayısıyla asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diye bir söz var ya hani, tam da buna muvafık olarak asrın bir idraki var, bir anlayışı var, bilimin tartışılamaz kabul ettiği bir takım dogmalar var, naturalizmin okullarda öğrettiği, fen derslerinde verdiği ve tartışılmaz demiş olduğu bir kısım amentü kuralları var. Bunları öncelemişiz. Ondan sonra da Kur'an'ın hakikatleri var, vahiy var. Dolayısıyla vahiyle sabit olmuş olan bir kısım gerçekler var. Bu gerçekleri de biz ne yapmamız lazım? Sümen altı yapamayız. Kur'an ayeti olarak önümüzde duruyor. Hadi sünneti gözden çıktık. Kur'an ayetlerini ne yapabiliriz? İşte bu tabulara, yıkılamaz gibi gözüken bu tabulara, asrın tabularına kurban etmek, uygun hale getirmek. Aslında Kur'an'ı akılla anlamak veya Kur'an akılla çelişmez denen hadise bu. Nitekim bunu yapmışlar arkadaşlar. Bu Abdullah'la birlikte başlamış olan bir süreç. Ne demiş Abdu? Bir Muhammed Abdu modernistlerin son zamandaki, özellikle zamanımızdaki modernist zihniyetin en yakın tarihteki efendim mesnedi. Ne demiş? Tabiatın kuralları var demiş. Tabiatın kanunları var demiş. Allah Teala'nın bu kanunlara müdahil olması, bunları değiştirmesi düşünülemez demiş. Dolayısıyla mucizeyi inkar etmiş. Mucize olamaz. Çünkü niye? Tabiatın kuralı vardır. Mesela tabiat kuralları ezberi kime ait? Bilime ait. Ateist bilim adamlarına ait bir şey. Onlar için tabiat üzerinde bir güç olmadığından dolayı, Allah Teala'nın yaratması gibi bir şey söz konusu olmadığı için, kainatın şu anda nizam içerisinde, belli bir düzen içerisinde seyretmesi tamamen bu kurallar sayesinde oluyor. Çok acayip bir şey. Yani Türk dilinin kuralları var mı? Var. Evet, cümle kuralları var. Şurada virgül koyulur, burada nokta koyulur. Bunlar şaşmaz. Hangi kitabı yazarsanız yazın, hangi alanla alakalı cümle kurarsanız kurun, bu kuralları uygulayacaksınız. Tabiatın kuralları vardır. Bu kurallar aşılamaz. Bu kurallar sayesinde tabiat düzenli bir şekilde işliyor demek, şu kitaptaki şu cümleyi Türkçe kuralları yazdı demek kadar absürt bir şey. Bu kadar saçma bir şey. Kim yazdı bu cümleyi? Türk dil kuralları yazdı. Kural bir şey oluşturur mu soruyorum yani. Kanun herhangi bir şeyi oluşturma gücüne, salahiyetine sahip bir şey midir?
Değildir. Çünkü o zaman size şu soru gelecektir. Bu kanunları kim koydu? Bu kuralları kim koydu? İşte bu tarafı düşünmediği için, bu taraf onun için hiç önemli olmadığından dolayı tabiat kuralları demişler. Yani özellikle siyasi, ekonomik ve farklı alanlardaki gücü eline geçiren Batı, böyle kurallar öne sürünce Abdül ne demiş? Doğru demiş ya. Tabiat kuralları vardır. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki sünnetullah ifadesi de tabiat kurallarını anlatmaktadır demiş. Dolayısıyla فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا. Alın şimdi tabiat kurallarının değişilmez olduğuna dair çok sarih Kur'an'dan da mesnetli bir ayet bulmadık mı? Bulduk. Siz sünnetullahı tabiat kuralları olarak belirleyin. Ayete de o manayı, o perspektifle, o bakış açısıyla verdiğinizde tamam, Allah da bunu söylüyor. Haşa ve kella, Cenab-ı Hak da tabiat kurallarının aşılamaz olduğunu iddia ediyor. Oysa mesele basit. Müslüman zihniyeti nasıl çalışır? Evet, Cenab-ı Hak bu kainatın düzenli bir şekilde işleyebilmesi için, kainatta bir kaos olmaması için, bir denge unsuru olabilmesi için bu kainata belli kurallar koymuştur. Bu inkar edilemez bir şey. Ama kuralları koyan odur. Kuralları koyduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde, dilediğinde, dilediği şekilde bu kurallara müdahil olup da bunların zıttına harikulade dediğimiz olayları meydana getirmesi gayet tabii mümkündür. Allah'ın kudretindedir. Çünkü kuralı koyan odur. Bir Müslüman böyle düşünür. Bu düşünceyle birlikte mucize meselesine baktığınızda bunda ne gibi bir gariplik olabilir ki? Yani anne ve babadan dünyaya gelen çocuk, Allah bu kuralı böyle koymuş. Doğru, sürekli anne ve babadan meydana gelir. İnsan nesli bu şekilde türer, çoğalır. Allah bu kuralı koymuş. Doğrudur. Fakat Cenab-ı Hak herhangi bir insanla alakalı der ki ben bunun anne babadan meydana gelmesini değil de sadece anneden meydana gelmesini diliyorum. O şekilde meydana gelir. Bu bir istisnadır. Ve gayet tabii mümkündür. Bakınız arkadaşlar, siz mücerrebat noktasındaki tecrübi hadiselerle alakalı istihaleyi, yani muhalliyi aklen muhal oluşa ispat olarak getiremezsiniz. Yani mesela diyelim ki 100 milyonlarca yıl bir hadise böyle devam edip gelmiş. Hep aynı eksende devam etmiş. Anne baba çocuk, anne baba çocuk. Bu ne? Bu mücerrep bir şey. Tecrübe yani bu. Tecrübe olarak dünya tarihinde hep insan nesli böyle türemiş. Peki bunun tecrübe olarak böyle olması, milyarlarca kez aynı şekilde tekerrür etmiş olması ileriki zamanda bir kere bile olsa muhalifine meydana gelebileceğine engel midir? Değildir. Olabilir mi? Olabilir kardeşim. Evet, tecrübi olarak bu böyle devam ediyor ama akla sorarsanız akıl der ki bunun muhalifine bir şey ileriki zamanlarda olabilir mi? Niye olmasın? Olabilir ama olmamıştır. Dolayısıyla bu noktadaki yani mantıksal düşünme tarzını güzel bir şekilde kurmadığımızda işte ifade edildiği gibi vahyi modernitenin temel sabitelerine kurban ettiğimizde tabiat kuralları diyorlar. Biz de diyoruz ki tamam, semi'na ve ata'na, doğrudur, tabiat kuralları vardır. Allah bu kurallara da müdahale etme haşa ve kella, gücünde kudretinde bile değildir, salahiyeti yoktur. Dolayısıyla Allah hiçbir şekilde bu kurallara müdahil olmaz, mucize de yoktur. Ayeti de okuyoruz hemen. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Sünnetullah ne oldu? Efendim, tabiat kuralları oldu. Kimin tabiat kuralları bu? Bilim. Bilim kimin elinde? Ateistlerin. Yani ateistlere Kur'an'ı anlatabilmek için vahyin hakikatlerinden yüz çevirmek ve onların uydurmuş olduğu kurallara vahyi ne yapmak? Kurban etmek. Peki, bu düşünce yapısına tam da muvafık olarak bitiriyorum. Abduh diyor ki,
Mesela Bedir'de inen melekler var değil mi? İltekulu lil mu'minine elen yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi felâfete alâfin minel melâiketi münzelîn. Bela in tasbiru ve tettekû ve ye'tûkum min fevrihim hâzâ yumdidkum rabbukum bi hamsete alâfin minel melâiketi müsevvimîn. Sadakallahul azîm. Burada 3000-5000 meleğin indiğini görüyoruz. Abdut diyor ki, burada meleklerin maddi birer varlık gibi, yani hatta rivayetlerde anlatıldığı üzere yeşil sarıklarla beraber 3000-5000 meleğin gelip silah kuşanarak Müslüman ordusuna yardım etmesi, peygamberin yardımcısı olması gibi bir şey söz konusu değil, bu kabul edilemez diyor. Ne yapacağız peki? Burada inen şey güçtür diyor, güç. Yani melekten murat ne? Güç. Allah'ın Müslümanlara güç vererek, onları takviye ederek, onlara bir kuvvet vererek onları müşriklere galip kılmasıdır. Alın size bir tevil, bir tefsir bu. Peki niye gittik bu tefsire? Böyle bir şeye ne gerek vardı? Ateizmin erkini tutmuş olduğu bilim kızmasın. Kızar bize sonra. Anlatamayız, izah edemeyiz. Asrın idrakine İslam'ı söyletemeyiz sonra. Tamam, burayı geçtik. Ebabillere ne diyeceğiz? Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve arsala aleyhim tayran. Ebabil. Ebabil kuşları hani gelmişler, isim olarak öyle söyleniyor. Onlara ne diyeceğiz? Bakın Abdu ne demiş göreceksiniz. Diyor ki bunlar mikroplardı diyor. Yani Cenab-ı Hak bizim bildiğimiz anlamda mahsus, hissi olarak görülen bir kuş veya kuşlar topluluğu göndermedi. Bilakis öyle bir mikrobik hücre gönderdi ki o Ebrehe ve Ebrehe'nin ordusuna hemen onların vücutlarını sardı. Dolayısıyla o mikropla birlikte öldüler diyor. Niye peki böyle bir şeye gittik? Çünkü ebabili anlatamayız. Allah'ın böyle bir şey göndermiş. Yani mikrop dersek olabilir. Belki bugünkü modern söyleme biraz daha uygun olur düşüncesiyle. Böyle bir görüşe gitmiş. Keza bakın Ahmet Han vardır mesela. Seyit Ahmet Han'ı bilirsiniz. Bu Kur'an-ı Yun ekolünün müessisidir. Sadece Kur'an anlayışını tesis eden, Hint alt kıtasında yaşamış olan meşhur adam Seyit Ahmet Han, bunun tefsiri de var. Orada mesela Ashab-ı Kehf'le alakalı, demin söyledik ya hani, ateisti anlatabilir misiniz? Hangi akıl dedik? O da diyor ki işte anlatabiliriz. Nasıl anlatabilirsin peki? Ashab-ı Kehf olayı şudur diyor. Yani onların mağaraya girip de 309 yıl uyuması veya 309 yıl sonra da kalkıp efendim şehre inmeleri falan gibi bir şey söz konusu değil. Bilakis onlar diyor kapalı bir yerde kaldıkları için mağarada, mağarada hava almıyordu diyor. Dolayısıyla bir hani buzluğun içerisine bir cesedi koyduğunuz zaman da mumyalanma sistemi var. Dolayısıyla mumyalanma gibi düşünün diyor yani. O cesetler orada mumyalanmışlardı ve bakan kişi de onların ölmediğini zannediyordu. Diri gibiydiler yani. Yoksa hakikaten 309 yıl kalmaları gibi veya orada işte diri olarak kalıp da sonra şehre inmeleri gibi bir şey söz konusu değil diyor. Halbuki Kur'an onların şehre indiğini söylüyor değil mi? Kâle kâilun minhum kem lebistum diye. Ne kadar kaldık falan diye. Kâlu lebisnâ yevmen ev ba'da yevm. Yani gibi bir kısım şeyler. İşte keza şeyde de var biliyorsunuz. Uzeyr Aleyhisselam kıssasında da evkellezî merra alâ karyetin ve hiye hâviyetun alâ urûşihâ. Orada 100 yıl uyutuyor onu Cenab-ı Hak. 100 yıl, bir asır sonra diriltiyor onu. Böyle hadiseler var. Elem tere ilellezîne kharacû min diyârihim ve hum ulûfun hadaral mevt fekal lehumullâhu mûtû thumme ahyâhu. Binlerce kişi olarak çıkıyorlar beldelerinden. Allah onlara ölün diyor. Sonra onları tekrar diriltiyor. Bunlar gibi birçok şeyler var Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız, Kur'an akılla çelişmez diyenler hemen ne yapıyorlar? İşte hangi aklı kastettiklerini hemen ele veriyorlar. Kur'an akılla çelişmez. Hangi akıl? Ateist akıl. Ateist akıl.
Nereden anlıyorsunuz bunu? İşte ateistlere yaranabilmek için, bugünkü bilimin erkini elinde tutan kişilere yaranabilmek için, onlara izah edebilmek için yaptıkları bin bir türlü tevil ve attıkları bin bir türlü taklaya bakarak bunu anlayabiliyorsunuz. Ashab-ı Kehf hadisesi ve son olarak Yunus Aleyhisselam kıssası. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمٌ فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ Balık onu yuttu diyor. Seyyid Ahmet Han diyor ki böyle bir şey olamaz. Balığın Yunus Aleyhisselam'ı tutup karnına indirmesi, orada yaşaması, tesbih etmesi, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin demesi, bunlar diyor bu anlatımla birlikte söz konusu olamaz. Burada Allah'ın muradı, Cenab-ı Hakk'ın anlatmış olduğu şey şudur diyor. İltekame burada yani onu yutması anlamına değildir diyor. Bilakis ağzına alması manasındadır. Yani balık Yunus Aleyhisselam'ı kısa bir müddetliğine ağzına almıştır. Dolayısıyla daha sonradan onu dışarıya çıkartmıştır diyerek bunu bu ayeti kelimeyi tevil adı altında tahrif ediyor. Ez cümle arkadaşlar, bu derste şunu görmüş olduk. Akledin, akledin, akletmemiz lazım. Akılla düşünmemiz lazım. Kur'an akılla çelişmez. Akla muhalif şey getirmez. Sünnet tamamen akla muhalif şeyleri getiriyor, ortaya koyuyor gibi iddialar. Aslında yine samimiyetsiz ve altı boş iddialar. İşte burada bunu görmeye çalıştık. Yani siz bir akıl ifadesi kullandığınız zaman da hangi akıl şeklinde size tevcih edilecek olan soruya oturaklı bir cevap veremediğinizde sizin akılla kastettiğiniz şeyin aslında kendi aklınız ve anlayışınız olduğu buradan anlaşılmış oluyor. Hangi akıl? Senin aklın. Başka bir adam düşünüyor, başka bir Müslüman düşünüyor, aklıyla başka bir noktaya varıyor. Bugünkü Şii tefsirlere bakın. Onlar da akıllarınca, usullerince belli bir menheç üzerinden gidip Hazreti Ali'nin efendim halife, mutlak halife, yegane halife olduğu noktasında bir neticeye varıyorlar. Bu bir sonuç. Keza Mutezile, Mürciye vesaire diğer mezhepler. Böyle neticeye varıyorlar. Bu İslam içerisinde. Beri tarafta ateist düşünüyor. Allah'ın olmadığı şeklinde bir neticeye varıyor. Yani ciddi ateistler, bunu ifade edelim. Ciddi ateistler, yani adam böyle ezberci birisi değilse gerçekten çok düşünüyorlar arkadaşlar. Adamlar kafayı yiyecek seviyeye gelmişler. Sürekli beyni kullanıyorlar. Sürekli aklı kullanıyorlar. Ama hangi havzada kullanıyorlar? Hangi menheçle kullanıyorlar? Rehbersiz, öncüsüz bir menheç bu. Bir yol göstericisi olmayan bir menheç. Dolayısıyla göreceli bir şey ortaya çıkmış oluyor. Onun aklı, onun aklı, onun aklı, bunun aklı, şunun aklı diyerek biz böyle 50-100 tane akıl çeşidi ortaya çıkarıyoruz. Ve Kur'an bütün insanlığa hitap eder tarzda diyor ki akledin, akletmiyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi böyle bir şey yani? Nasıl akledeceğimizi bize göstermiyor, bize sadece akledin, akletmiyor musunuz diyor. O zaman bu akledin sorusunun doğru zeminde cevabını bulmamız gerekiyor ki ulemamız bunu bulmuş. Dolayısıyla akla atfedilmesi gereken kıymet ve değeri atfetmiş, aklın takatini aşan konulara onu müdahil kılmamış, onu o mevzuların dışında tutmuş. Fakat aklın çözebileceği konuları da aklın son takatinin yetebileceği son raddeyi zorlayarak çözmeye gayret etmiş. Meselenin özeti budur. İnşallah bir dahaki dersimizde taklit meselesi üzerinde duracağız. Yani bu da keza aynı çevreler tarafından manipüle edilen bir şey. Yani taklit mutlak anlamda mezmum mudur? Hangi taklit mezmumdur? Veya taklit yapmıyoruz diyenler gerçekten yapmıyorlar mı? Gibi konular üzerinde inşallah tafsili bir şekilde bir dahaki dersimizde durmaya gayret edeceğiz.